Cumhurbaşkanımızı haftalık grup konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Başbakan, Sayın Bakanlar, Milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, hanımefendiler ve efendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Grup toplantımıza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Kardeşlerim, bilindiği gibi Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan Körfez turumuzdan dün gece döndük. Bu üç kardeş ülkeye gerçekleştirdiğimiz ziyaretler hamdolsun son derece verimli, başarılı bir şekilde geçti. Ülke liderleriyle yaptığım görüşmelerde ikili münasebetlerimiz yanında Körfez bölgesindeki kriz başta olmak üzere birçok bölgesel meseleyi ele alma fırsatı bulduk. Suriye'de, Yemen'de, Irak'ta, Libya'da, Filistin'de devam eden sorunları, çatışmaları masaya yatırdık. Özellikle Katar krizinin aşılması için neler yapabileceğimizi, Türkiye olarak çözüm sürecine ne gibi katkılarda bulunabileceğimizi istişare ettik. Son ziyaretle bir kez daha görülmüştür ki Türkiye tüm taraflarla konuşabilen, görüşebilen, her biriyle köklü bağları olan nadir ülkelerden biridir. Ülkemizin bölge ülkeleri ve halkları nezdinde müstesna bir yeri var. Son yıllarda yaptığımız temaslar, üst düzey ikili ziyaretler Türkiye'nin bu nevi şahsına münasır yerini daha da güçlendirmiştir. Ülke olarak kardeşlerimiz arasında yapay sorunlar nedeniyle gerilim yaşanmasını asla arzu etmiyoruz. Özellikle içinden geçtiğimiz bu sancılı dönemde enerjimizi terör gibi hepimizi tehdit eden konulara harcamak yerine bölge içi krizlerde heba etmeye gönlümüz el vermiyor. Zira bu tür krizler sadece bölgenin geleceğine dair kirli planları olan, kan ve gözyaşından beslenen çevreleri memnun ediyor. Bu tür gerilimler yalnızca terör örgütlerine ve onların destekçilerine yarıyor. Müslümanların artık kavgaya değil, dayanışmaya, birbirine daha çok kenetlenmeye ihtiyacı var. Bunun için de sorunlarımızı samimiyetle, açık yüreklilikle konuşmanın yollarını aramamız gerekiyor.
Kardeşler arasında gereksiz bir gerilime neden olan krizin inşallah yakın zamanda hal yoluna konacağını ümit ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz temasların Katar krizi bağlamında çok önemli katkılar sağladığına inanıyorum. Türkiye bundan sonra da kardeşliğin, dayanışmanın, barışın ve istikrarın tarafında olmaya devam edecektir. Bölgenin istikrarı, huzuru ve geleceği için çabalarımızı artırarak devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Müslümanların Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonraki üçüncü kutsal mabetleri Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dır. Bizim ecdadımız 400 yıl boyunca Mescid-i Aksa'ya hizmet etme şerefine nail olmuştur. Bu süre zarfında ecdadımız öyle incelikler, öyle hassasiyetler göstermiştir ki bugün yaşanan zulümlere baktığımızda onları rahmetle ve hasretle yad etmemek mümkün değildir. Kanuni Sultan Süleyman Han Yafa kapısını restore ettirdikten sonra üstüne ne yazdırmıştır biliyor musunuz? La ilahe illallah İbrahim Halilullah. Bunu yazdırmıştır. Mescid-i Aksa'nın duvarlarını restore eden Mimar Sinan batı duvarının dış kısmına Yahudilerin ibadetlerini yapabilmeleri için de bir alan açmıştır. Kudüs'teki farklı Hristiyan mezhepleri arasında herhangi bir konuda anlaşmazlık çıktığında çözüm için gidilen kişi Müslümanların şehirdeki dini lideri yani Kudüs müftüsü olmuştur. 400 yıl boyunca burası bizim kontrolümüzde, diğer dinlere hayat hakkı vermeyelim gibi bir düşünceye ecdadımız asla kapılmamıştır. Atalarımızın mukaddes bölgelerden çekilmesi ayrı bir destan konusudur. Birinci Dünya Savaşı'nda Güney cephemizdeki tüm savaşları Kudüs, Mekke ve Medine'yi korumak için verdik. Bölgeyi işgale gelen İngilizlere vurulan en büyük darbelerden biri olan Kutül Amare zaferi ve Fahrettin Paşa'nın Medine müdafası hala hatıralardadır. Bu vesileyle İslam'ın kutsal mabetlerine düşman ayağı değmemesi için gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen yüz binlerce askerimizin ve onlarla aynı safta savaşan Arap kardeşlerimizin hatıralarını tazimle yad ediyorum. Geçmişte ders kitaplarımızda kasıtlı ve yanlış bir şekilde yer aldığı için nesiller boyunca zihinlere kazınmış olan Araplar bizi arkadan vurdu yalanını artık bir kenara bırakmanın zamanı da gelmiştir. Bugün ülkemizde devletimize ve milletimize karşı savaşan PKK gibi, FETÖ gibi, DHKPC gibi, DAEŞ gibi terör örgütleri yüzünden nasıl toplumun belli kesimlerini toptan suçlayamazsak, Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki bir takım yanlışlar yüzünden tüm Arapları da itham edemeyiz. Bugün nasıl terör örgütlerinin arkasında bir takım güçlerin kışkırtması, desteği, yönlendirmesi varsa o dönemde de benzer durumlar söz konusuydu. Kudüs ilk Haçlı seferlerinden beri Türk milleti olarak bizim diğer Müslüman kardeşlerimizle birlikte uğrunda oluk oluk kan akıttığımız bir mübarek beldedir. Zeytin Dağı'ndaki Osmanlı ordugahından Mescid-i Aksa ve Kubbetü Sahra'ya doğru bakıp da buraları kanımızın son damlasına kadar savunmadan bırakmak zaten mümkün değildi. Değerli kardeşlerim, Osmanlı'nın elinden çıkmasıyla başlayan Kudüs'ün sıkıntılı günleri bölgede İsrail Devleti'nin kuruluşuna yönelik hadiselerle birlikte adeta kabusa dönüşmüştür.
uluslararası hukuka göre meşruiyet elde etmiş, başkenti Tel Aviv olan İsrail Devleti bizim de tanıdığımız diplomatik ilişki içinde olduğumuz bir devlettir. Ancak İsrail'in meşruiyeti kendisinin Filistin'in ve Filistinlilerin haklarına gösterdiği saygı ölçüsünde anlamlıdır. Özellikle Kudüs'ün üç din içinde özel olan statüsüne, hele hele Mescid-i Aksa'nın ve Kubbetüs Sahra'nın içinde bulunduğu harem bölgesinin mahremiyetine saygı duymayan bir İsrail, en büyük zararı kendisinin göreceği tehlikeli bir yola sapıyor demektir. Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini zorlaştırmak için her türlü yola başvuran İsrail yönetiminin işi harem bölgesini Müslümanlara yasaklayarak fiili işgale kadar götürmesi bardağın taşmaya başladığının işaretidir. Buradaki amacın güvenlik kaygısı olmadığını, tamamen Müslümanları Mescid-i Aksa'dan tecrid etme niyetiyle hareket edildiğini İsrail'i ve bölgeyi bilen herkes kabul edecektir. Biz Müslümanlar için mübarek beldelerimizi korumak imkan değil, iman meselesidir. Eğer İsrail elindeki silahlara, arkasındaki güçlere, yani imkanlarına bakarak böyle bir yola tevessül ediyorsa çok yanılıyor. Mescid-i Aksa'nın dört bir yanında şanlı bir direniş sergileyen Filistinli ve diğer milletlerden kardeşlerimiz de bu zeminin dipdiri ayakta olduğunu cümle aleme ilan etmektedir. Buradan tüm vatandaşlarıma ve dünyadaki tüm Müslümanlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. İmkanı olan herkes bulduğu her fırsatta Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam tavsiyesine uyarak lütfen Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etsin. Gidemeyenler de oradaki kardeşlerimize kandil yağı olması babından yardım göndersinler. Kardeşlerim, bizler Mescid-i Aksa'ya ne kadar çok sahip çıkarsak, gözlerini oraya dikmiş olanların işleri de o kadar zorlaşır. Eğer bugün İsrail askerleri çok basit hadiseleri bahane edip pervasızca Mescid-i Aksa'nın bahçesini postallarıyla kirletiyor, orada kolayca Müslüman kanı döküyorlarsa bunun sebebi bizlerin Kudüs'e yeteri kadar sahip çıkmıyor oluşumuzdandır. Madem ki kalbimizin bir yarısı Mekke, bir yarısı Medine, üzerinde de bir tül gibi Kudüs vardır, öyleyse gelin hep birlikte Kudüs'e sahip çıkalım. Ama tıpkı Mekke'ye sahip çıkar gibi, Medine'ye sahip çıkar gibi sahip çıkalım. Ne Hristiyanların ne de Musevilerin inançlarıyla, ibadetleriyle, ibadethaneleriyle bizim bir meselemiz yoktur. İşte ülkemizde ne sinagoglar ne havralara yönelik. Mescid-i Aksa'da olan olaylar nedeniyle buradaki yapılmak istenen saldırılara bizler gerekli tedbirlerimizi aldık. Bazı ufak tefek yanlışların dışında da hamdolsun ciddi bir şey yaşanmadı. Ve ben buradan da özellikle milletime, çeşitli düşünce gruplarına veya siyasi partilere, STK'lara sesleniyorum. Yani Mescid-i Aksa'da böyle bir şey oldu.
Bunun karşılığı da bu olmalıdır diye buradaki sinagog veya havralara saldırmanın hiçbir anlamı yoktur ve bunlar bizim dinimize göre de yasaklanmıştır, yanlıştır. Biz aynı yanlışa aynıyla mukabelede bulunmayız. Biz düşünebiliyor musunuz? Ömer İbni Abdülaziz'in bir Hristiyan arazisine ibadethane yapan ve onu da Ömer İbni Abdülaziz'e bildirdikleri zaman kalkıp yıktıran bir anlayışın mensuplarıyız. Biz farklıyız. Kardeşlerim, eyvallah. Biz sadece Kudüs'te Müslümanların kutsallarına saygı gösterilmesini, haklarının korunmasını, geleceklerinin güvence altına alınmasını istiyoruz. Türkiye en ideal çözümün 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletiyle yine aynı sınırlar içinde başkenti Tel Aviv olan İsrail devleti olduğunu savunmaya devam edecektir. Bu çerçevede İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Müslümanların girişine ve ibadetine engel olan son günlerdeki tavrını şiddetle kınıyoruz. Şayet gerçekten ortada terörle mücadele bağlamında bir mesele varsa bunun kendi sınırları içinde ve doğru yöntemlerle ele alınması gerekir. Kendilerine söyledim. Sayın Cumhurbaşkanları ile yaptığım görüşmede de söyledim. Mescid-i Aksa'ya ibadete giden Müslümanlara terörist muamelesi yapılmasını asla kabul edemeyiz. Aynı şekilde burada sinagoglara, havralara giden Musevilerin, Yahudilerin de terörist muamelesi görmesini biz kabul edemeyiz. Bunları birbirinden ayırmamız lazım. Bunları birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Şu anda yapılan iş terörle mücadele bahanesiyle Mescid-i Aksa'yı Müslümanların elinden alma girişimidir. Bunun başka izahı yoktur. Ne diyor şair? Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yer, altı nehir çağlıyordu. Gözlerin yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. Ilk kıblesi benim ulu nebinin, unuttu mu bunu acaba herkes? İşte asıl terör, işte bu şekilde Mescid-i Aksa'yı ağlatmaktır. Ağlatmayalım. Asıl korsanlık işte bu şekilde Peygamberimiz Efendimizin ilk kıblesine saygısızlık yapmaktır. İsrail Cumhurbaşkanı'na telefonla bu konudaki düşüncelerimi bizzat ilettim. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı sıfatıyla da bu konudaki görüşlerimizi ifade eden bir açıklama yaptık. Bütün ülkelere, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere bunu da bildirdik. Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la da bu çerçevede bir telefon görüşmem oldu. Körfez turumuzda görüştüğümüz liderlerle bu konuyu da etraflıca ele aldık. Dün gece döner dönmez
Ürdün kralı malum. Kudüs'teki vakfın başkanı da Ürdün kralıdır ve kralla da etraflıca görüşme imkanım oldu. Ve ümitli olduğunu söylemişti. Buraya gelirken şimdi oradaki özellikle metal bariyerlerle ilgili bunların ittifakla dün akşam kaldırılma kararının alındığını duyduk. Temenni ederiz ki bunun gerisi de gelir. Ümidimiz bu meselenin en hızlı şekilde ve aklı selim içerisinde çözülmesidir. Ülkesine gelen Türkler başta olmak üzere çeşitli ülkelerden Müslümanlara havalimanından başlayarak ciddi sıkıntılar çıkarttığını bildiğimiz İsrail'in haremin giriş kapılarında yeni bahanelerle bir zulüm yöntemi icat etmesine izin verilemez. İsrail'den bölgede yeni çatışma sebepleri üretmesini değil, bölgede ve bölgenin huzuruna katkı sağlayacak adımlar atmasını özellikle bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, bir süredir Amerika'sı, Almanya'sı, Hollanda'sı, bütün bunlar başta olmak üzere birçok Batı ülkesinde Türkiye'ye dair anlaşılmaz bir tutumun tezahür ettiğine şahit oluyoruz. Meselenin aslına baktığımızda gördüğümüz şudur. Batılılar istiyorlar ki Türkiye onlar ne istiyorsa, ne arzu ediyorsa, ne talep ediyorsa hemen sorgusuz, sualsiz bunu yerine getirsin. İstiyorlar ki sadece onların çıkarları masada olsun, biz fedakarlıkta bulunalım. İstiyorlar ki bize ne kadar haksızlık yapılırsa yapılsın, bize verilen sözler ne kadar çiğnenirse çiğnensin, sesimizi çıkarmayalım, boynumuzu bükük oturalım. İstiyorlar ki onlar bizim vatandaşlarımızı istedikleri gibi örselerken, kendilerinin ajanları ülkemizde diledikleri gibi cirit atsınlar, buna mukabil biz hiçbir şey yapmayalım. İstiyorlar ki attıkları her tokadın ardından cevap vermek bir yana, diğer yanağımızı dönelim. Kusura bakmasınlar. Artık öyle bir Türkiye yok. Sen Türkiye'nin cumhurbaşkanına, bakanlarına ülkende konuşma imkanı vermeyeceksin. Ama ajanların gelip burada otellerde cirit atacak ve benim ülkemi parselleyecekler. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Bizimle ya egemenlik haklarımıza saygı göstererek eşit ve adil şartlarda ortaklık, müttefiklik, dostluk yapacaksınız ya da sergilediğiniz her saygısızlığın cevabını alacaksınız. Ülkemizde neredeyse her gün eylem yapan bir terör örgütünün Suriye'deki uzantısını isim değişikliği oyunlarıyla koruma altına alıp silahlandırırken itirazlarımıza kulaklarını tıkayanlar, biz kendimizi korumak için operasyon yaptığımızda var güçleriyle bağırıyorlar. Ülkelerinde himaye altına aldıkları teröristlerle, bunlarla ilgili taleplerimize bu yargının konusudur diyen ama hiçbir dosyayı mahkemelere göndermeyen kendileri. Buna karşılık alenen ülkemizde toplumsal kaos çıkarmaya yönelik casusluk faaliyeti yürüten vatandaşlarını suçüstü yakaladığımızda işi diplomatik krize dönüştüren de kendileri. Sizdeki hukuk da
bizdeki guguk mu ya? Almanya'da, Amerika'da yapılınca suç sayılan bir eylem, Türkiye'de yapılınca niye birden hak ve özgürlük meselesine dönüşüyor? Üstelik bu mücadeleyi delikanlıca da yürütmüyorlar. Hemen işi ekonomi başta olmak üzere diğer ilişkilere teşmil edip bel altı vuruşlarıyla gerçek niyetlerini ifşa ediyorlar. Ne diyorlar? Bak, artık yatırım yapmayız ha. Alman firmaları çekilir. Şu ülkenin firmaları çekilir. Bu gidiş hayra alamet değil. Biz bugüne kadar hiçbir ülkenin Türkiye'deki yatırımlarıyla ters bir ilişkiye girmedik. 100 yılı aşkın süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmaları var. Bugüne kadar hiçbir rahatsızlıkları olmadı. Ve iyi de kazanıyorlar. Ve biz kazan kazan esasına göre çalışıyoruz. Ama bizi bunlarla tehdide kalkarsanız yanılırsınız. Ve siz kaybedersiniz. Zira artık dünyada marka yok. Artık dünyada markalar var. Bir marka gidiyorsa bakıyorsunuz ki bir başka alternatif marka geliyor. Veya anında aynı şekilde markalar geliyor. Artık dünya bunu yaşıyor. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında karşılıklı olarak tarihin en acımasız, en kanlı, en vahşi katliamlarına imza atanlar kusura bakmasınlar. Bize insanlık dersi veremezler. Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Libya'da, Kuzey Afrika'da, Afrika'nın diğer bölgelerinde, Balkanlarda olduğu gibi fırsat bulduklarında hala kan dökmekten çekinmeyenlerin bize söyleyecek sözü olamaz. Hemen yanı başımızdaki Irak'ta, Suriye'deki insanların ölümünün gerisindeki asıl güçler, kardeşlerim, bunlar değil mi? Bölgenin son çeyrek asrının muhakemesini yaparken Müslümanların ferahatsizliği kadar bunların kan dökücülüğünü de sorgulamak gerekmiyor. Şimdi de kafayı Türkiye'ye takmışlar. Çoktandır taktılar da başaramadılar. Eskiden tehditlerini süslü püslü kelimelerin arkasına saklayarak yaparlardı. Şimdi alenen ifade ediyorlar. En azından artık daha dürüst davrandıkları için kendilerine de müteşekkiriz. Çünkü kamuoyunun süslü püslü kelimelerin arkasındaki çirkin yüzleri görmesi her zaman mümkün olamıyor. Almanya'nın bilmem ne bakanı Türkiye'ye nasıl çok daha zarar verebilecekleriyle ilgili düşüncelerini medya önünde ifşa etmeye başladıklarına göre anlaşılan iyice çaresiz durumdalar. Öyle ya, Gezi olaylarına ümit bağladılar, olmadı. FETÖ'ye ümit bağladılar, yine olmadı. Bir ara DAEŞ'i üzerimize yönlendirmeye çalıştılar. Sınırlarımızı sıkıca kapatıp onu da büyük ölçüde engelledik. PKK, PYD, YPG ve artık bu üçlemeye ilave etmemiz gereken SDG'den hala ümitlerini kesmediler ama hiç heveslenmesinler. Oradan da bir şey çıkmayacak. Şu ifadeye bak. YPG terör örgütü, onun için YPG'yi kullanmayın, SDG'yi kullanın. Yani Suriye Demokratik Güçleri. Fakat artık
ne yaparlarsa yapsınlar çuvala sığmıyor. Bunlar bütün açıklığıyla ortada. Farklı kesimler üzerindeki arayışlarının hepsinin farkındayız. Hepsini yakından takip ediyoruz. Vakti saati geldiğinde ajanlarının tepesine binmeye devam edeceğimizi tekrar ifade ediyoruz. Değerli arkadaşlar, son dönemde bu çevrelerin ekonomi silahına daha bir önem vermeye başladıklarını görüyoruz. FETÖ soruşturmalarıyla ilgili rutin bir işlemi büyütüp işi Alman firmalarıyla ilgili kara liste oluşturulduğu iddiasına kadar vardırdılar. Meselenin ne olduğu kendilerine izah edin. Yaşanan iletişim sorunları ortadan kaldırılmıştır. Yine de Alman politikacıların bu meseleyi tırmandırma eğiliminde oldukları anlaşılıyor. Buna karşılık bu ülkelerin firmalarının politikacılarından daha akıllı, daha vizyon sahibi, daha ferasetli olduğunu görüyoruz. İş dünyasından gelen sinyaller mevcut faaliyetlerinde yeni yatırımların da kesintisiz sürdüğüne işaret ediyor. Ve bizim yaptığımız araştırmalar neticesinde Türkiye'deki Alman firmalarından hiçbiriyle ilgili ne bir soruşturma ne bir kovuşturma kesinlikle yoktur. Bu bir yalandır, hedef saptırmadır. Bunu açıkladım daha önce, bugün tekrar burada açıklıyorum. Ve şimdi kendileri işte beraber araştıralım. Buyurun araştırın. Böyle bir şey yok. Firmalarınıza sorun. Nerede ne varmış? Eğer bulabiliyorsanız getirin bize, gereği neyse biz yapalım. Bunların hepsini söyledik. Bakın daha bir hafta olmadı. Biliyorsunuz şehir hastanelerimizle ilgili İstanbul'daki iki telli şehir hastanesi yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir yatırım. Ve bu 1,5 milyar dolarlık yatırımın kredi anlaşmasını İstanbul'da imzaladık. %80'i Japon firması tarafından, %20'si öz sermaye olmak üzere adımını attık. 36 ayda da inşallah bu hastanemiz bitecek. Şu anda hafriyat çalışmaları başladı. Ve dere yatağında akıyor. Sıkıntı yok. Ve dereyi yatağından çıkarmaya Allah'ın izniyle bunların gücü yetmeyecek. Ülkemize güvenen tüm yatırımcılara ben buradan şükranlarımı sunuyorum. Diğer yandan bu tür hamlelerle köşeye sıkışmak bir yana, savunma sanayi gibi stratejik alanlarda kendimizi tarihimizde hiç olmadığı kadar geliştirme imkanı bulduk. Kötü komşu insanı mal sahibi eder derler ya. Eskiden daha kolay ve çabuk olduğu için dışarıdan aldığımız savunma sanayi ürünlerini artık büyük ölçüde kendimiz geliştiriyor ve üretiyoruz. Çözmek üzere olduğumuz birkaç kritik mesele daha var. Onları da hallettiğimizde artık temel savunma sanayi alanlarında kimseye ihtiyacımız kalmayacak. Dün akşam geldiğimde bir basın mensubu arkadaşımız sordu. İşte Amerika'da S-400'lerle ilgili eğer böyle bir anlaşma yapılacak olursa bu gerilime neden olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Dedim ya niçin gerilime neden olsun? Yani bir ülke kendi güvenliğiyle alakalı tüm imkanlarını en ideal şekilde arayışı içindedir, yapmak durumundadır. Hele hele ortak üretim imkanı olduğu zaman tercih sebeptir. Ama biz yıllardır Amerika ile bu tür şeylerde istediğimizi yapamıyorsak, alamıyorsak arayış içerisinde olmak durumundayız. Ve bunlar bu arayışın bir ürünüdür.
İşte NATO. Kardeşim, yıllardır bir NATO ülkesi olan Yunanistan S-300'leri kullanıyor. Niye sesleri çıkmadı? Türkiye olunca niye rahatsız oluyorlar? Biz şu anda Rusya Federasyonu'yla bu konuyla ilgili adımları attık, imzalar atıldı ve inşallah S-400'leri ülkemizde göreceğiz ve bunların ortak üretimle de süreci işleteceğiz. Şu anda Türkiye artık insansız hava aracını üretir hale geldi. Şimdi bunu ihracına hazırlanan bir ülke konumunda. Bu adımları atmak durumundayız. Yapacağız. Başka çare yok. Buradan gerek Avrupalı, gerek Körfez bölgesinden, gerek Güney ve Doğu Asya bölgesinden yatırımcılara seslenmek istiyorum. Türkiye tüm uluslararası normları karşılayan hukuk sistemi, yüksek kar vaat eden potansiyeli, aydınlık geleceğiyle buyurun sizleri de bekliyor. Ulaşımda, enerjide, sanayide, teknolojide, müteahhitlikte, sağlıkta, eğitimde ve diğer tüm alanlarda ülkemizin imkanları uluslararası yatırımcıların da emrindedir. Biz hiçbir zaman sadece kendimiz kazanalım demedik. Ne Afrika'ya, ne Avrupa'ya, ne Orta Doğu'ya, ne Balkanlara, ne de diğer bölgelere giderken, oralardan yatırımcıları ülkemize davet ederken de böyle bir düşünce içinde olmadık. Yani hiçbir zaman muhataplarımızı pazar, kendimizi pazarlayan olarak görmedik. Dedik ki gelin birlikte kazanalım. Hep kazan kazan dedik. Hamdolsun. Şu ana kadar bunun tersi bir örneği kimse gösteremez. Türkiye'deki olağanüstü hali bahane ederek karalama kampanyaları yapanlar, dikkat ederseniz zaman zaman benzer uygulamalara başvuran Avrupa ülkelerini, Amerika'yı, diğer devletleri asla zikretmezler. Kaldı ki biz devlet olarak bir olağanüstü hal kararı alıyoruz. Yahu eyaletler Avrupa'da, Amerika'da vesaire olağanüstü hal kararı alıyor. Eyalet. Sesiniz çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bizde olunca niye rahatsız oluyorsunuz? Kaldı ki bizde olağanüstü hal terör örgütlerine yöneliktir, şirketlere yönelik değil. Buna rağmen hala bizi tehdit etmekten geri durmuyorlar. Buradan açıkça ifade ediyorum. Türkiye'yi ambargo tehditleriyle korkutacağınızı sanıyorsanız önce kendinizin çok daha büyük bir bedeli göze alması gerekir. Hep söylüyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum. Türkiye sadece Türkiye değildir. Bu ülkenin ve milletin arkasında Avrupa'nın her ülkesinden Asya'nın en ücra köşelerine kadar dünyanın her yerinden insanların duası, desteği, ümidi vardır. Biz neyi temsil ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Ve bunun ağır sorumluluğunu her an üzerimizde hissediyoruz. Peki siz kime çattığınızı bildiğinize emin misiniz? Onun için size bu tehditkar üslubu bir kenara bırakıp ülkemizde meselelerinizi eşit şartlarda ve adil tekliflerle tartışmanızı ve bu yolları aramanızı özellikle tavsiye ediyorum. Gelin masaya oturalım ama bu masada eşit şartlarda konuşalım. Yoksa köşeye sıkıştırırım, bunu da koparırım, bu mantığı bırakın. Adil olacaksınız, adil. Adil olursanız netice alırsınız. Olmazsanız kusura bakmayın. Bizim hiçbir devletle, hiçbir toplumla çözülmeyecek bir sorunumuz yoktur.
önümüzdeki somut meseleleri ilgili tüm taraflarla konuşmaya, tartışmaya, çözüm yolları bulmaya hazırız. Yeter ki karşımızdakiler de aynı niyetle hareket etsin. İşte o zaman yüreğimizde, kapımızda herkese açıktır. Değerli arkadaşlar, 15 yıllık iktidarımızda gördüğümüz bir şey varsa o da idare-i maslahatçılıkla hiçbir şeyin yapılmayacağıdır. İşleri oluruna bırakarak bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek yükselmek için diğer toplumların üzerine basmayı maharet sayarak, elimize verilen hazır reçetelerle yol haritaları belirleyerek ülkemizi hak ettiği yere çıkartamayacağımızı gördük. Kendimiz ve kardeşlerimizin onurlu geleceği için dik durduk. Gerektiğinde bedelini ödemek pahasına da olsa hak ve hakikat yolundan ayrılmadık. Ülkemize gelen 3 milyon Suriyeli kardeşimize işte bunun için sahip çıktı. Batı sahip çıktı mı? Hayır. Son günlerde tarihteki bu büyük imtihanımıza yönelik provokasyonların arttığına şahit oluyorum. Her toplum gibi Suriyeliler arasında da adli bir takım hadiselere karışanlar olabilir. Ama emniyet birimlerimizdeki istatistikler gösteriyor ki Suriyelilerin suça karışma oranı ülkemizin ortalamasının çok çok altındadır. Bazı münferit hadiselerden hareketle sosyal medya ve geleneksel medyada çoğu yalan ve yanlış olan bir takım görüntüleri, haberleri yayarak Suriyelilere karşı milletimizi tahrik etmek isteyenler en az PKK'lılar kadar, en az FETÖ'cüler kadar büyük bir ihanete aracılık ettiklerini bilmelidirler. Kardeşlerim, Suriyelilere yönelik provokasyonların arkasında hangi güçlerin olduğunu az çok tahmin ediyoruz. Milletimizden bu tür kasıtlı haberlere ve provokasyon teşebbüslerine karşı dikkatli olunmasını rica ediyorum. Özellikle milletvekili arkadaşlarım, hele hele sınır boyu illerimizde Hatay gibi, Şanlıurfa gibi, Mardin gibi, Gaziantep gibi bu illerimizde özellikle kamplarımızın olduğu bölgelerde milletvekillerimizin çok daha yoğun, çok daha duruma hakim olarak çalışmalarında fayda var. 15 Temmuz imtihanını başarıyla vermiş bir millet olarak inanın bana bizim için diğer imtihanlarla başa çıkmak leblebi çekirdek misali çok daha kolaydır. Ülkemizin içindeki bir takım gafillere rağmen Türkiye olarak bu süreçten çok daha güçlenerek, çok daha büyüyerek, çok daha zenginleşerek çıkacağımızdan emin oluruz. İçeride ve dışarıda verdiğimiz mücadelenin kesintiye uğramaması için öncelikle AK Parti olarak bizim kendimizi yenilememiz gerekiyor. Fakat burada bir şey ifade etmem gerekiyor. Önce şu hareket kendi içinde birbirini sevmesi gerekir. Birbiriyle dayanışma içerisinde olması gerekir. Bize ne oluyor ki kendi içimizde birbirimize karşı çalım atıyoruz? Bize ne oluyor ki birbirimize karşı farklı nazarlarla bakıyoruz? Eğer elinden, dilinden emin olan insanlar olmadıkça biz gerçek Müslüman olamayız. Bunun idraki içinde olmamız lazım. Ve bunun için çalışmamız lazım. Aksi takdirde nefis galebe çalmış olur. Ve biz nefsin
hakimiyeti altında yaşayamayız. Son günlerde bu cihat diye bir şey geçip duruyor. Arkadaşlar, cihat elinde silahla dolaşmak değildir. Cihat dediğimiz olay nefisle mücadeledir. Bunu hallettik. Eğer nefisle mücadeleyi halledebiliyorsak işte en büyük cihat odur. Bu yolda atacağımız adımlar, inanıyorum ki bu davayı, bu hareketi arzulanan yere de taşıyacaktır. Yunus'un her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası ifadesinde olduğu gibi biz sürekli yeniden doğarak kendimizi tazelersek milletimizin desteğini hiçbir zaman kaybetmeyiz. Bunu böyle bilesiniz. Ne zaman ki statükoya teslim olursak, ne zaman ki metal yorgunluğunun üstesinden gelecek gücü kendimizde bulamazsak, işte o zaman yolun sonuna geldik demektir. Girdiğimiz her mücadele bir yeniden doğuştur. Şu an bunu yaşıyoruz. Ama bir şey söylüyorum. Daha iyi olacak. Bundan şüphem yok. Bunu unutmayalım. 2019'da ancak bu şekilde arzu ettiğimiz başarılara ulaşabiliriz. Bir olalım, iri olalım, beraber olalım, hep birlikte Türkiye olalım, unutmayınız. AK Parti'nin başarısı da Türkiye'nin başarısı olacak. Ülkemize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak bu yenilenme sürecini hep birlikte yürüteceğiz. İşte bir olağanüstü kongreyle bir süreç başladı. Şimdi sizler mecliste, parti yönetimindeki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz genel merkezde, teşkilatlardaki bütün kardeşlerim teşkilatlarda, illerinde, ilçelerinde, beldelerinde, belediyelerindeki tüm arkadaşlarımız kendi yerlerinde bu çalışmaları hızla ve kararlılıkla gerçekleştirmesi lazım, gerçekleştireceğiz. Ama çok açık net bir şey söylüyorum. Teşkilatlar, belediyeler, eğer bizim dava idrakiyle hareket etmiyorsa bize zarar veriyor demektir. Ve zarar veren kardeşlerimizi de uyarıyorum, kusura bakmasınlar. Biz uyarmadan kendileri bu uyarıyı yapsınlar ve adımı da atsınlar. Zira artık yanlışlara, hele hele bedeli ödenemeyecek yanlışlara tahammülümüz yok. Çünkü 2019 bir kırılma noktasıdır. Bunu böyle bilesiniz. Ve 2019'da artık işte deniyor ya, parlamenter demokrasi. Parlamenter demokrasi de bizim için seçim kazanmak leblebi çekirdekti. Ama biz şimdi hedefi büyük koyduk. Ve bu hedefte %50+1 almak durumundasın. Fakat bunu da aldığınız zaman bu ülkeye hizmetin de oranı ve boyutu çok daha büyüyecek. Kardeşlerim, bu sürecin partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını tekrar Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Meclis çalışmalarında başarılı bir hafta temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Grup toplantımız sona ermiştir. Sayın milletvekillerimiz, genel kurul saat 15'te başlayacaktır. 15'te tüm milletvekillerimizin genel kurulda hazır olmaları önemli, rica olunur.